Sevat Şahin balıkçı için adalet istiyoruz. Sevat 9 ay önce aramızdan alındı. 9 aydır süren davasında adalet engellendi. Sevat'ın hayatını korumakla sorumlu olan komutanlar sorumluluklarını yerine getirmedikleri gibi tanıklar üzerine baskı kurdu ve ifadelerini yönlendirdi. Cinayetin ardından birbiriyle çelişen iki farklı tutanak düzenlendi. İlk tutanakta yer alan tanık ifadeleri birbiriyle çelişkili ve belirsizken, aynı gün içerisinde düzenlenen ikinci tutanakta yer alan ifadeler tek bir ağızdan söylenmiş gibiydi. Cinayet üzerine askeri yetkililer tarafından hazırlanan iki tutanakta Sevag'ın kasten değil, kaza sonucu hatta arkadaşıyla şakalaşırken vurulduğunu ileri sürüyordu. Daha önceden verdiği ifadeyi değiştirerek geçen duruşmanın erken tarihe alınmasına yol açan bir tanık, komutanlar bizi topladılar diyerek nasıl ifade vereceklerinin kendilerine söylendiğini açıkladı. Tanık, komutan tarafından hazırlanan tutanakların aksine silahı doğrulttu ve tetiğe bastı diyerek Sevag'ın öldürülmesinin bir kaza değil, cinayet olduğunu söyledi ve bu ifade davanın seyrini değiştirdi. Tutanak rezaleti gösteriyor ki Sevag'ın hayatını koruması gereken komutan bunu yapmadığı gibi tanıklar üzerinde baskı kurmuş ve cinayeti örtbas etmeye kalkmıştır. Katilin ailesi ve yakınları da tanıkları yönlendirmiştir. Cinayetin tanıkları üzerinde baskı kuran sadece komutan değildi. Katilin ailesi ve yakınları da tanıklar üzerinde baskı kurdu. Vicdanı el vermeyen ve cinayeti gördüğünü itiraf eden tanık, katilin bir yakınının kendisini yönlendirdiğini söyledi. 27 Aralık'ta verdiği ifadede katilin tüfeğini doğrultarak Sevag'a ateş ettiğini itiraf eden tanık, 30 Ocak'ta katilin ailesinin kendisini yönlendirdiğini ancak olayı görmediğini söyledi. İfade ve mahkeme arasında geçen sürede ne oldu? Katilin yakınları devreye mi girdi? Bu olay, cinayet davasının tanıkları üzerinde çok yönlü baskının sürdüğüne işaret etmektedir. Ortada bir cinayet varken, tanıklar baskıyla susturuluyorken, mahkeme katili tutuklamaya gerek görmedi. Sevag'ın kasten öldürüldüğü tanık ifadesiyle kayıtlara geçmişken, katil mahkeme heyetinin kararıyla tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. Sevag'ı aramızdan aldı, dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Cinayet işledi ama tutuklanmıyor. Sevag balıkçı, ırkçı bir nefret cinayetine kurban edilmiştir. Cinayet 24 Nisan'da, Ermeni soykırımının 96. yıl dönümünde gerçekleşti. Sevag, Ermeni olduğu için öldürüldü ve davasına müdahale edildi. Katili ve cinayeti örtbas etmek isteyenlere dokunulmadığı, bu ırkçı nefret cinayeti cezasız kaldığı sürece Ermeni gençlerin hayatı tehdit altındadır. Sevag için adalet sağlanmadığı sürece nefret iklimi devam edecek ve yeni cinayetler işlenecektir. Tanıkları baskı altına alanlar cezalandırılmalıdır. Katil tutuklanmalıdır. Irkçı cinayet hakkındaki tüm gerçekler açığa çıkarılmalıdır. Sevag'ın hayatını korumayanlar hesap vermelidir. 13 Şubat'ta Diyarbakır'da gerçekleşecek duruşmada Sevag için adalet sağlanmasını istiyoruz. Bu davanın takipçisiyiz. Adaleti engelleyenlerin de karşısındayız.